Evet, merhabalar, merhabalar. Güzel bir pazar günü herhalde geçiriyorsunuzdur. Hava da çok güzel, en azından İstanbul'da çok güzel. Evet, katılmalar başladılar. Tuze Nur. Bugün canlı yayına postumda da belirttiğim gibi çok değerli gazeteci ve yazarımız Zeynep Göğüş'ü alacağım. Dün Ayşegül Savaş'ın katılacağını söylemiştim ama bir şey yapmışız. İletişim kazası olmuş. Ben yanlış anlamışım. O beni yanlış anlamış. Bugün Ayşegül'le görüşemeyeceğiz ve şeyle sevgili Zeynep Göğüş sağ olsun o katılacak bize. Evet, Rıza geldi, Şahla geldi, Perişka geldi, Mert Kavurt geldi, o Levent geldi, Saliha Çakır geldi, Samsun'dan Tuğzi Nur, Mine Bugan geldi, Nevzat Kaya, Özlem Bereket İzmir'den. Evet hocam, 2 gün test sayısının sabit kalması, 38 bin geçmesi vaka sayısının artacağından korktukları için mi dersiniz? Bugün daha çok edebiyat konuşacağız arkadaşlar. Melek Elçiçek geldi. Evet. Bakayım buradan. Vaka sayısı 500 bin üzerinde midir? Tabii üzerinde. Yani onda hiçbir şey yok. Onda hiçbir Zeynepçim bekliyoruz. Tabii. Şimdi sen şu anda beni görüyor musun? Şimdi Instagram'ını aç, ondan sonra Doktor Serdar Savaş'a gel, ondan sonra istek gönder de. Tamam canım. Evet. Çiler Kırhan, Yasemin Atakul, Ali Duran, Serkan Su Güneş, Fatoş Göknar, Şebnem Erkan, R.R. Müge, Hakan 353-535-63. Türkiye'de en az 10 bin ölü var. Yok. Yani o çok abartılı bir rakam olur Hakan. Yani mevcudun iki misline yakın olduğunu ben de tahmin ediyorum. Ama o 10 bin değil. Evet Zeynep. Bağlanıyor. Merhaba. Bekliyor. Merhaba. Merhaba, merhaba. Sevgili dostlar, ben şimdi bu şeyi, yorum kısmını şimdilik kapatıyorum. Efendim. Kapatmayın hocam, ben yan tarafa aldım kendimi. Öğrendim artık bu işleri. Öyle mi? Buradan akabilir bakın. Ha, öyle mi? Yana konuşlandım. Harikasın. Çünkü ilk söyleşimizi Irmak Silili ile yaptım bu şekilde canlı Instagram'da. Hiç bilmiyordum, aşağıda kaldım, öbür taraftaydım. Sonra insan bu üçüncüsü, dolayısıyla artık öğrendim Artık öğrendim diyorsun. Harika. Hoş ne geldin Zeynep'ciğim. Hoş bulduk. Arkadaşlar, Zeynep Hanım çok eski bir dostum. Onu gazeteci kimliğiyle ben tanıdım. 1990'ların başı, 91, 92, 93 o yıllardaydı. O günden beri de
Daha sonra danışanım da oldu. Aynı zamanda onun doktorluğunu da Aa, yapıyorum. onu anlatmam lazım, değil mi? Ha, canım benim. Yani Yok. bana çok Bugün büyük bugün faydanız dokundu. bugün bu, Ama bugün bir arada konumuz anlatayım. bugün konumuz edebiyat. Peki. Tamam. Şimdi birçoğunuz Göğüş soyadını Zeynep'in ötesinde tanıyorsunuz. Belirli bir yaşın üstünde olanlar belki. Evet. Ali İhsan Göğüş. Babandan başlayalım mı Zeynep? Başlayalım peki. Ben bu soruya hiç yabancı değilim. Babam bir cumhuriyetle yaşıt. Bu önemli bir şey çünkü bir ara onun 1924 doğumlu olduğunu zannediyorduk ama sonra 1923 doğumluyum ben dedi. Cumhuriyetle yaşıtım dedi. Çünkü 1339 yazıyordu nüfus kağıdında. Tam ne olduğunu doğru hesaplayamıyorduk herhalde. Gaziantep'li. Gaziantep'li Kınık Ketüda ve Bayat boylarının karışımı. Türkmen boyu yani. Zaten o bölge Halep, Antep, Türkmenlerin yerleştiği bir bölge. Kuzey, bugünkü Kuzey Suriye'yi de katarak. Ve bugünü ilgilendiren bir kısmıyla okulların Trahomlu ve Trahomsuz diye ikiye ayrıldığı bir dönemde büyümüş. Yani biz Türkiye olarak aslında Cumhuriyet olarak salgın hastalıklara çok alışkınız. Tabii. Ben bugün başka ülkelere göre biraz daha iyi durumdaysak bu konuda sizin de görüşünüzü çok değerli almak isterim aslında. Dur şimdi Duymak bak bir şey isterim. yapalım. Şimdi bak normal konuşurken sen bana sen de diyorsun. Ben de sana sen diyorum. Ben şimdi sen diye başladım. Sen bana siz deme Tamam, artık. peki. Bu mesleki deformasyona giriyor benim yaptığım. Tamam. Trahomlu ve trahomsuz diye okulların ayrıldığı bir dönem. Buradan şuna geleceğim. Cumhuriyet tarihine geri dönüp baktığımızda aslında halk sağlığı açısından bizim bu salgınlarla mücadelede kuşaklar arası aktarılmış olan bir deneyimimiz var gibi geliyor bana. Bu konuda sen ne Çok. düşünürsün? Onu Aynen. öğrenmek Aynen. isterim. Yani Yani çünkü Cumhuriyet'in ilan edilmesi, Kurtuluş Savaşı yıllarında Trahom, Verem, sıtma. Frengi, Sıtma bunlar o kadar yaygın ki ve Anadolu gerçekten kırılıyor. Ve bunlarla uzun yıllar mücadele ettik. Ve şimdi şunu söyleyeyim. Bugün bizim ölüm sayılarımızın hastanelerde az olmasının birçok sebebi var. Ama o sebeplerden bir tanesi de BCG aşısı, Verem aşısı olmuş olmamızdandır. Çünkü şu andaki 65 yaş ve üstü insanlar BCG aşısı vurulurken, onların vurulduğu yıllarda Avrupa bizde artık zaten yok diye bunu bırakmıştı. Amerika'da hiç yok galiba, değil Amerika'da mi? hiç yok. O sebeple BCG'nin bu hastalıkta koruyucu olduğu biliniyor. Hakikaten onun da faydasını görüyoruz. Hocam bizim çocuklarımız BCG olmadı mı? Verem aşısı. Sanki oldular gibi hatırlıyorum ama. Olan da var, olmayan da var. Olan da var, o mecburi değildi demek ki. Evet. Bizim çok dikkatli bir doktorumuz vardı, Hilal Hoca'nın. O da çocukluktan arkadaşım. O yapmıştır diye düşündüm şimdi. Hilal Hoca mutlaka yapmıştır. Yap, O evet, da çok. benim koro arkadaşım. Beraber şarkı söylüyoruz Hilal Ha, ben de bir ara heves ettim ama. Hoca'yla. Gel bu şeyler aşıldıktan sonra salı günleri bekleriz. Olur, bakarız. Bakarız, belli mi olur. Evet, babamdan bahsediyorduk. Okullar ikiye ayrılmış. Sonra çok yokluk içinde büyümüş olan birisi. Neden? Bir kere sınır çiziliyor. Suriye sınırı çizilince binlerce yıllık İpek Yolu kapanmış oluyor. Ve mal sevkiyatı duruyor Antep'e. Zaten savaş koşullarının hemen arkasından gelen bir dönemdeyiz. Aslında şöyle bir hani Cumhuriyet'in sınıfsız toplum meselesi var ya, herkes eşit,
gerçekten herkes o yoksullukta eşitleniyor o dönemlerde. Ve işte tabii nüfus değişimleri de oluyor. Antep'te Ermeniler var, onların hepsi hemen hemen gidiyor. Bakırcılar Çarşısı'nda ses çıkmıyor. Taş ustaları gitmiş ama evler harabeye dönmüş çünkü bir işgal yaşadı Antep Fransız işgalini. Gazi unvanı da oradan geliyor, oradaki kahramanca mücadeleden dolayı. Ve o kadar yoksullaşıyorlar ki, bunlar eski ve köklü bir aile olmasına rağmen, babamdan duydum, okula giderken sadece ayakkabılarını giyiyor ve oynamaya çıktığında sokağa çıplak ayakla yolluyor annesi. Zaten babasını 2,5 yaşında kaybetmiş yetim. Dolayısıyla böyle bir yoksulluk içinde. Ama o günleri çok tuhaf bu insanlar. Hiçbir zaman ağlayarak, sızlanarak, şikayet ederek anlattığını duymadım. Neden? Şöyle derdi: hiçbir şeyimiz yoktu ama hayallerimiz vardı. Çok mühim bir şey, değil mi? Çok. Yani göz Umudu yaşartıcı bir şey. olmak kadar önemli bir şey yok. Bir Evet. insanın, bir toplumun alabileceği en büyük darbe umutlarının yok edilmesidir tabii Evet. ki. Evet. Şimdi biz de umutlarımızı korumayı dileyerek devam edeyim. Halk evlerinde yetişiyor. Okumayı falan oralarda, yani ilk kitaplarını orada okuyor. Çok önemli. Bütün Türkiye'de bir halk evleri zinciri kurulmuş o zaman. Şimdi zincir mağazalar var. O zaman halk evleri zinciri varmış. Ve en yoksul çocuklar bile kitap okuma fırsatını oralarda buluyorlar. Sonra işte okumuş. Babaannemin 3 oğlu bir kızı var. Kızı maalesef okutmamışlar. Ama 3 oğlan çocuğu da okuyor. Okumak için İstanbul'a geliyor. İstanbul'da Edebiyat Fakültesi'nde aktif bir öğrenci. Öğrenci derneklerine başkanlık ediyor. Ve orada annemle karşılaşıyor. Annem de tesadüfe bakın ki dünyanın öbür ucundan gibi gelmiş gibi Rumelili. O evlilikten tek çocuk olarak ben varım. Ve sonra gazetecilik yapıyor uzun yıllar. O kadar da uzun yıllar değil, şimdi kendi hayatımızın uzunluğuna bakınca kısa geldi birdenbire. Ve politikaya atılıyor Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Çünkü o büyüdüğü ortam, o halk evleri ortamı vesaire, mesela babası da yok. Atatürk'ü, İnönü'yü baba yerine koymuş insanlar bunlar ve çok güçlü bir devlet fikri var. Politikada da başarılı oluyor ve çok genç yaşta Türkiye'nin ilk turizm ve tanıtma bakanı oluyor. Böyle babamla ilgili söyleyeyim. Ben söyleyeyim hemen, çok sevilen bir çocuktum babası tarafından. 10-12 yaşına kadar babacıydım ama sonra anneci oldum. O niye öyle oldu? Bilmem, annem de çok hoş bir insandı açıkçası. Öyle oldu. Belki işte babamın bu seyahatleri, politikacı olarak ortadan yok olması, bir takım etkiler mutlaka olmuştur. Yani daha irtibatımız benim o ergenlik döneminde daha Evet. azalmıştı diyelim. Yakışıklı bir adamdı. Hatta bana bakıp "Aa, siz babanız kadar yakışıklı değilsiniz ama" diyenler Estağfurullah. bile Sonra oldu. senin okul hayatın Evet. İstanbul'da mı? Yok, Ankara, Ankara Ankara'da. Koleji. Ankara Koleji o yıllar işte yine bu öğrenci olayları falan filan beni bir şekilde kaçırdılar diyorum. Brüksel'e gittim. Ve Brüksel'de 4 yıl okudum. Giderken üzerimde büyük bir baskıyla gitmişim. Şimdi geriye dönüp baktığımda onu anlıyorum. Aynı lafı Benazir Bhutto'nun babası da ona etmiş. Bana dedi ki, "Babam, sen bu fakir milletin paralarıyla gidip orada okuyacaksın. Bunu hiçbir zaman kafandan çıkarma. Gelip burada o bedeli ödeyeceksin."
topluma karşı döndüğüm vakit. Şimdi o, ben tabii koştura koştura 4 yılda o işi halledip Ne hemen okudun? geri döndüm. Felsefe ve Edebiyat Fakültesinde gazetecilik ve sosyal iletişim okudum. Ama sonra tekrar ikinci sefer Brüksel'e gittiğimde bu sefer ekonomiyle ilgili bir yüksek lisans diploması aldım. Ülke tanıtımı konusunda da bir akademik çalışma yaptım. Zaten ona burslu olarak gitmiştim, Belçika Kraliyet bursuyla o araştırmayı yapmak için. Oradayken de bana bir teklif geldi. Daha önce TRT'de çalışmaya başlamıştım. Teklif geldi. Burada muhabirlik yapar mısın diye. O zaman Akdeniz Haber Ajansı vardı. Ben de tabii kabul ettim. Güzel bir işti. Brüksel'deki yıllarım çok güzel geçti. O da Kaç bana yıl kaldın Brüksel'de? toplam 8 yıl ama sonra bir 5 yıl daha koymak isterim. Gitmeli gelmeli oldu bu. Demek ki 13 yıla yakın bir süre. O Orada. sonraki 5 yıl bir Evet, o da hiçbir. şöyle anlatayım mı Evet, izninle? evet, evet. Ben biliyorum onu, izleyenler de bilsin diye. Türkiye'nin tanıtımı için bir dernek kurdum orada. TR Plus'tı ve Türkiye'yi sanatsal faaliyetlerle tanıtan işler yapıyorduk, sergiler vesaire. Çünkü genç sanatçılarla tanıtımın aynı dilde buluşmak için önemli bir katkı sağlayabileceğini düşünüyorum. Ülkeler arası ilişkilerde Türkiye için de bunun önemli olduğunu düşünüyordum. Ayrıca ekonomiyle ilgili konferanslar vesaire yapıyorduk. Bazı sanatçıları getiriyor. Yazar mesela Elif Şafak'ı getirdik. Avrupa Parlamentosu'nda eksik olmasın bizi kırmayıp gelmişti. Çok ilgi çeken bir Tabii o proje. yıllarda sevgili dostlar, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılması ciddi bir projeydi ve ciddiye alınan bir Çok. projeydi. Ve Çok. Türkiye'nin özellikle Avrupa Birliği'nin başkenti olan Brüksel'de tanınması, Avrupa'nın bürokratları tarafından, siyasetçileri tarafından tanınması son derece önemliydi. Onun için ben o projenizi, o çalışmanızı hep çok değerli Evet, bulmuşumdur. yani 2005-2010 arasından bahsediyoruz. Sonra biliyorsunuz o proje rafa kalkınca çok bütün gayretlerimiz de boşa gitti demeyeyim. Çünkü hiçbir şey kaybolmuyor. Bir de Türkçe olarak 15 dilde yayınlanan bir Avrupa Birliği internet portalını Türkiye'de kurmuştum o yıllarda. Aynı zamanda çeşitli iletişim projeleri de yapıyorduk. Böyle bir dönem var hayatımda. Ama seninle nasıl tanıştığımızı anlatmak istiyorum. Sen mi Tabii. açarsın konuyu, ben Yo, sen anlat. mi? Ortak bir arkadaşımız Canan vasıtasıyla aslında seninle tanıştım. O bahsetmişti bana. Ya Ankara'da böyle birisi var, çok genç, Dünya Bankası'ndan gelme, değil mi? Ay pardon, Evet. Dünya Bankası nereden? Dünya Sağlık Örgütü'nden ve müthiş bir sağlık projesi yapıyor, yazıyor dedi. Şimdi hemen söyleyeyim, şu anda çok başarılı bulduğumuz sağlık sistemini ilk olarak yazan sensin. Bunu belki biliyorlar mı seni izleyenler bilmiyorum ama Bilmiyorum. gerçi o dönemde uygulanmadı o. Başkasına kısmet oldu. Ve Ankara'ya geldik biz. Demek ki 90'lı yılların ortaları gibi. 92 olması 90, lazım. 92. Tamam, 92'de ben o zaman Hürriyet Gazetesi'nde köşe yazıyorum. Ekonomi sayfasında. Ankara'ya geldik, işte tanıştık. Sen o projeyi bana anlattın. Ben gerçekten çok etkilendim. Ve o gün işte yemek yedik falan, bittik. Sonra gene o senin çalıştığın bakanlığın, Sağlık Bakanlığı önünden geçiyoruz. İşte o odanı gördük bir şekilde uzaktan. Aa, ışıklar yanıyor ama saat gece yarısı.
Ya dedim bu çocuk yatmıyor mu, dinlenmiyor mu hiç? Yok, bu çalışıyor dediler yani. Epey. O çok iyi hatırlıyorum, o ışığı yanan şeyi. Sonra nitekim buradan sonra sen devam et istersen. Ondan sonra aradan işte bir gün veya 2 gün geçti. Bir baktım Zeynep Göğüş'ün köşesinde ışıkları sönmeyen proje binası diye bir köşe yazısı. O kadar hoşuma gitmişti ki. O zaman sağ olsun sevgili Canan da bizim Ankara'daki sağlık reformu çalışmalarını özellikle Türkiye'de ve İstanbul'da duyurmak için çok çaba sarf ediyordu. O yıllarda Zeynep'in bize verdiği destek, bir kamuoyu oluşturulması, sağlık sisteminin, çünkü biliyorsunuz yeni bir şey yapmaya çalıştığınızda karşınıza sizin nerede şey çıkar, engel çıkar. İşte bu aile hekimliği modeli ilk defa o zaman bizim önerdiğimiz bir modeldi. Bugün uygulanan genel sağlık sigortası sistemini biz hazırlamıştık. Hastanelerin tek çatı altında toplanmasını. Ama katiyen şehir hastaneleri diye bir projemiz katiyen yoktu. Bu proje çok yanlış bir proje. Onun da neden yanlış olduğunu yakında bir çekim yaparak ve yazarak izah edeceğim. Ama birinci basamak sağlık hizmetleri, aile hekimliği. Aile hekimliği de bizim hayal ettiğimiz şekliyle, bizim hazırladığımız şekilde uygulanmadı maalesef. Fonksiyonları çok dar tutuldu. Daha çok hastaneciliğe önem verildi ki bu çok önemli bir hatadır. Ama işte genel sağlık sigortası, o ilk yeşil kart kanununu biz hazırlamıştık O aile fakirlerin. hekimliği meselesini çok iyi hatırlıyorum. Bugün gibi kulağımda şimdi. Ama Türkiye bunları yapacak. Türkiye bu şehir hastaneleri ucubesinden kurtulacak. Sayın Cumhurbaşkanı bir şeye, bir heykele ucube demişti. Ben de bu şehir hastanelerine ucube diyorum. O ucubelerin neden ucube olduğunu izah edeceğim ve nasıl paranın çarçur edildiğini izah edeceğim. Şimdi veda etmek ister Bunlardan. misin? Yok yok, şimdi değil. O şimdi senin zamanına hiç girmeyelim. Ay, çok Evet, teşekkür sonra ederim. gazetecilikle beraber sen zaten yazıyorsun, çiziyorsun. İşin Şimdi gereği yazıp yazıyorum çiziyorsun. tabii. Evet, tabii yazıyorum ama roman yazmaya kalkışmak bambaşka bir iş. Bu arada bir parantez açayım mı? Burada masamda Ayşegül Savaş'ın kitabı var. Evet. Şimdi bir kere çok yalın dille yazmış kızın. Çok güzel bir dili var. Tabii Türk ana dili Türkçe olup İngilizceyi bu kadar iyi yazabilmek, belki onun da yarattığı bir avantaj var. Samuel Beckett'i düşündüm mesela. Doğru hatırlıyorum. O da Fransızca yazıyor ve o Fransızca bir yabancının başka bir dilde yazmasının yarattığı farklı bir yalınlık ve büyü oluyor Ya galiba. çok o kadar enteresan bir şey söyledin ki şimdi. Ayşegüller'in Paris'teki en yakın dostlarından birisi çok ileri yaşta bir hanım. Bu hanım da şu anda ismi aklıma gelmedi. Şöyle bir zorladım. Bu hanım da Samuel Beckett'in en yakın arkadaşı, çok önemli bir Fransız ressamının eşi ve Allah. Ayşegüller'in şu anda oturdukları apartmanın hemen yan bloğunda Samuel Beckett, bu hanım ve eşinin çok fazla şeyleri var, hatıraları var ve Ha, Ayşegül ne orada ilginç. Samuel Beckett'e ait birçok şeyleri görüyor. Fakat bu kadıncağız oldukça iyi bir şair olmasına rağmen eşinin ve Samuel Beckett'in gölgesinde kalmış. Ayşegül şimdi onun şeylerini, onun eserlerini tekrar parlatıp şeye çıkartmak için, gün ışığına çıkartmak için böyle Çok işte Paris çalışıyor. Literature Review, The New Yorker efendim gibi şeylerde onu böyle tanıtmaya çalışıyor. Öyle de Evet. bir doğrudan temas var Samuel Beckett'le. Çok enteresan Çok oldu bu ilginç yorumun. oldu. Nereden çağrışım yaptıysa, hiç bahsettiğimiz, senden bahsettiğimiz bir konuda değil. Tabii bu kitapla ilgili olarak New York Times'da çıkan eleştiri yazısı mükemmeldi. Doğru hatırlıyorum, değil mi? Evet, New York evet. New York Times'da Times'e bir yarım yazıyordu. sayfa şey yaptı. Yani şu bu kitapla ilgili söylenen şeyler gerçekten
gurur verici senin Teşekkür için, ederim. Ayşegül için Teşekkür ederim. ve Teşekkür ederim. ailesi olarak da senin için. Enormous new talent, yani çok büyük bir yeni Kabiliyet. yetenek Yetenek, evet. diyorlar. Çok gurur verici Ha, gerçekten. canım benim, Yani sağ ol. sensüel kelimesini duyarlı, kırılgan. Gerçekten çok tebrik etmek istiyorum bu vesileyle. Teşekkür ederim. Türkçe'ye çevirisi konusunda bir şey var mı? Girişimin var Vallahi mı? işte şöyle, bu Mayıs ayında aslında, pardon, Mart ayının sonunda 29 Mart'ta Ayşegül Türkiye'ye gelecekti ve bir takım yayın Ah. evleri onunla görüşecekti. Fakat işte bu Covid'den dolayı şey yapamadı, gelemedi. Gelemedi. Şanssızlık. Ne kadar çok proje ertelendi, değil mi? İşte bir laf, Çinlilerin lafı mı? Tanrı yaptığımız planlara bakıp gülermiş. Biraz Tabii. ona benzedi bu iş. Tabii. Bu Tabii. arada çok tanıdık dostlar geliyorlar. Onların hepsini selamlayamıyorum ama Mustafa Duymaz'a bir selam yollayayım buradan izninizle. Oh, ne Çok iyi güzel. bir ressam arkadaşım kendisi. İlham verici işler yapıyor. Ressam. Evet. Zaten Peki, yazarken o zaman ben buradan Mustafa Duymaz beyefendiye bir selam vereyim, saygılarımı sunayım. Önümüzdeki pazar yapacağımız sanat sohbetine Mustafa Duymaz beyefendiyi davet edelim. vallahi müthiş olur. Evet. Harika. Şimdi Çok Karadenizlilerin bir lafı var. Derler ki, namazın gazası olur, fırsatın gazası olmaz derler. Bir fırsat yakalayınca hemen. Evet. evet, nerede kaldık ya? Araya Roman girdim yazmak Ayşegül'e. tabii Roman başka bir şey. yazmak bambaşka bir şey. Bambaşka bir şey. Bir de böyle ya, tamam köşe yazarıyım ama öykü yazmak, roman yazmak biraz korkuttu beni. Bir iki öykü denemesi yaptım. O öykülerin ilkinde de çok enteresan. Ayşegül de bu kitaptaki kahraman Nunu. Nunu babası yok. Babası ölmüş Nunu'nun. Anne de ölmüş. Valla ben de benimkileri öldürdüm benim şeyde. İlk yazdığım öyküde. Neden diye düşündüm şimdi bakar. Çünkü yazmak içinize doğru yaptığınız bir yolculuk. Anneyi babayı oraya kattığınız vakit çok daha derine inmeniz gerekiyor. Ya eminim bundan sonraki kitaplarda annelere babalara sıra gelecek. Gerçi içinde bu kitabın var. Anneden babadan bahis var ama böyle bir tuhaf bir şey. Onu görünce üzerinde düşünmek ihtiyacını hissettim. Neden yazarken? Çünkü kendimizi yazıyoruz. Kendi içimize dönüyoruz ve yazarken yola çıkma sorusu aslında bütün yazarlar için, daha doğrusu piyasa için yazmayan yazarlar için diyeyim. Edebi olma kaygısı olan yazarlar için ben kimim sorusuna cevap aramak ve varoluşsal dertleriyle uğraşmak. Tabii. Çünkü bir şekilde, yani yaratıcı nasıl yaratıcı insan olmuyor? Önce bunu bir başka yazar dostum, Irmak Zileli, çok çok beğendiğim, onun sözleriyle söyleyeyim. Yazmak için bir derdiniz olması lazım diyor ona. Dünyaya bir şekilde savrulmuşsunuz, ölümlü olan bir dünyaya ve oradaki varoluş sorunlarınız sizi meşgul ediyorsa, o vakit bunu yaratıcılığınızı besleyen bir şeye dönüşüyor bu. Ve ister resim olsun, ister heykel olsun, ister roman olsun,
Bunu dışarıya vurmaya başlıyorsunuz. Ben de nasıl yazacağım? Yazar arkadaşlarımla konuştum. Onlardan aldığım çok güzel öğütler oldu. Tavsiyeler aldım. Ama sonra bir de ben bir yazarlık kursuna gitmeliyim dedim. Şimdi bununla dalga geçiyorlar. Yazarlık kursundan mezun olanlar falan diye mi? Bugün Amerika'da bütün yazarlar yazarlık atölyelerine gidiyor. Tabii, Yani tabii. neredeyse yazarlık atölyesinden çıkmayan yok gibi. Ben de Boğaziçi Üniversitesi'nde Murat Gülsoy'un atölyesinde epey bir devam ettim. Hala bu dönemde gidecektim ama o işte kısmet olmadı. Ve orada aslında yazmaktan çok bu Murat Gülsoy hocamın da söylediği bir şey. Yazmaktan çok iyi bir okur olmayı öğreniyorsunuz. Gerçekten benim o atölyeye gittiğim dönem ile öncesi okuma dönemden sonrası ile öncesi okumalarımı karşılaştırdığımda okuduğum onca kitap, yüzlerce kitap kayıp değilse bile aslında ne kadar farklı okuyabilirmişim duygusunu getirdi bana. Şimdi bir kitabı okuduğum vakit, yazar gözlüğüyle okuduğum vakit, yaratıcı yazarlık gözlüğüyle okuduğum vakit çok daha derinine gidebiliyorum. Belki başka okurlardan, yani bu terbiyeyi almamış olan okurlardan farklı bir şey görebiliyorum. Onun için bu yazarlık atölyeleri çok tavsiye ettiğim bir şey. Hele hele yazmak isteyen biri için şart. Sadece yazmak isteyen değil, okumak isteyen. Ama mesela hocamın 5 kitap, 5 hafta 5 kitap programları var. Onlar da çok iyi oluyor. Her hafta bir kitap okuyup bir kitabı ondan dinlemek. Birlikte çünkü katılımlı oluyor bunlar. O da çok yararlı oluyor. Yani vakti olana, edebiyatla ilgilenen herkese bu tür atölyeleri tavsiye ediyorum. Ve bu atölyeler sırasında ben ilk romanımı yazmaya başladım. Işık Ülkesi'nden romanım. Çok hızlı yazdım. Ama şimdi ben bunu kafamda 30 yıldır evirip çeviriyordum, işin doğrusunu söyleyeyim. Yani böyle bir yazma isteği vardı. Ve çıktı ortaya, basıldı. Sonra ya bir sürü insan bir roman yazıyor, işte kendini yazar diye lanse ediyor falan, böyle laflar dönüyor etrafta. Ha dedim, demek ki ikincisini de yazmalıyım. Ay, bir koşu ikinciyi de yazdım. Ama onu o kadar hızlı yazdığıma şimdi pişmanım. İkinciyi, yani Zeytin Kuşu kitabımı yayın evine verdim. Tam basılmak üzereyken bir gün babamdan kalma yazdığımızdayız Kaş'ta. Çok yakın çocukluk arkadaşım da Şule Bucak benimle beraber. Bir telefon geldi. Pardon, bir mesaj geldi gazeteci arkadaşım. Diyor ki, Kerem, Yunus Nadi roman ödülünü aldın. Tebrikler. Ben dedim ki, rüyanda mı gördün? Hiç böyle bir beklentim yok çünkü başvurmamışım da. Sonra işte girdim şeye, Google'a, biraz heyecanlandım herhalde. Orada jüri üyesi Zeynep Aliye vardı. O yanlış görmüş Kerem dedim kendi kafamda falan. Sonra mesajlar gelmeye başlayınca tabii çok hoş bir şey oldu. İtiraf edeyim ki, yani Yunus Nadi roman ödülünü hiç beklemiyordum. Ve sevindim. Bu da bana daha fazla sorumluluk yükledi. Şimdi üçüncü romanımın üçte birini bitirdim. Oo, ne güzel bir Evet, haber. evet. Ama orada o kadar koşmuyorum. Yani birincinin hızı en yüksekti. İkinci, bunda biraz daha yavaş ilerliyorum. Yani birincinin yarı hızında diyelim.
çok da iyi oluyor. Peki Böyle bugün roman bize serüvenim. Işık Ülkesi'nden mi, Zeytin Kuşu'ndan mı biraz okuma yaparsın? Yapayım. Şuralarda vardır. Işık Ülkesi'nden. Zeytin Kuşu'nu göremiyorum etrafta. Koridorun kapısını da kilitlediğim için, çünkü evde köpek var, kedi var. Bir saniye, şurada bulabilir miyim? Pardon. Yazgülü Aldoğan diyor ki Zeynepciğim çok hızlı gidiyorsun diyor. Evet, ne yapalım? Biz öyle 30 yaşında, 20, 25 yaşında roman yazmaya başlamadık Yazgülücüm. Önümüzde ne kadar zaman kaldığı belli değil. Onun için hızlı gitmek zorunda hissettim kendimi. İşin doğrusu biraz da bu. Şuradan, ay keşke hazırlasaydım okuyacağım bölümü size. Ama siz konuşmaya devam edin, ben baka durayım. Neresini okuyacağıma. Peki, arkadaşlar her iki romanı da tavsiye ederim. Lütfen okuyun. Şimdi ben. Yani şöyle söyleyeyim, Işık Ülkesi'nden bir kaybolan kimliklerle ilgili bir roman ve bir göç romanı. Bektaşi kökenli bir ailenin zaman içinde Rumeli'den İstanbul'a göçerek evrilmesini anlatıyor. Fakat burada önemli olan, bu aile bir köşkte yaşıyor ve hepsi ayrı telden çalıyor, aile fertlerinin. Buna rağmen o köşkün içinde mesela çok çok dindar, o kadar dindar bir anne var ki kızlarının düğününe gitmiyor, içki içilen bardaklara dokunmamak için. O derecede dindar bir anne var, ama onların bu cumhuriyet eğitiminden geçmiş o annenin kızları var ve esas tabii kahraman Veli, öngörüsü olan açık fikirli bir adam. Kızları da kurtaran o oluyor herhalde. İşte kızlardan biri konservatuvara gidiyor, gizli gizli Ave Maria'yı söylüyor balkona çıkıp. Ötekisi işte filolojiye gidiyorlar. Kız yok diye düşün o dönemi. Kız öğrenci yok diye babalar ancak o edebiyat fakültesine gitmelerine izin veriyor çocukların mesela. Yani öyle o haklar hemen kolaycacık elde edilemiyor. Çünkü tamam, devlet tarafından size veriliyor bu haklar, ama bir de ailelerin, bir de sosyolojik gerçek var. Dinleyicilerimiz kitabı ekrana tutmanı istiyorlar. Everest yayınları, Işık Şu anda Ülkesi'nden. baş aşağı duruyor. Baş aşağı mı? Yok, baş aşağı durmuyor. Allah Allah. Peki öbür türlü bir tut bakayım sen yine de. Tamam. Allah Allah. Bir türlü Bu oturmadı. şeyden dolayı, Ha bir dakika ekrana resimden şey dolayı. ters geliyor tabii ya. Tabii Ekrana ekrana ters geliyor. yazı Yazı ters ters geliyor görünüyor. Işık Evet. Ülkesi'nden. Işık Neyse, Ülkesi'nden Zeynep Göğüş. bu kapakla da çok gurur duyuyorum. Çok sevdiğim bir başka ressam, Ahmet Doğu İpek yaptı bu kapağı. Gerçekten seviyorum. Zeytin Ülkesi'nin kapağını da Ahmet yaptı. Onu da çok seviyorum. Tabii ki burada şu anda bulamıyoruz. Seslensem de kimseye kendimi duyuramam. Yok yok şey değil. Zeytin kuşu. Zeytin Kuşu. Aslında Zeynep Göğüş kitapları diye bir hesabım da var. Orada o kitaplarla ilgili bilgileri bulabilirler.
Şimdi bana bu şey sırasında o Covid salgınının iyi taraflarından bir tanesi böyle iletişime geçtiğim bir insan grubu oluştu. Onlarla işte her gün saat 5'te sohbet ediyoruz. Ağırlıklı olarak Covid kaynaklı şeyle esaslı sohbetler ediyoruz. Şimdi dedim ki haftada bir günde şey üzerine, sanat üzerine konuşalım. Tabii herhangi bir konuyu tek başına konuşmak mümkün olmuyor. Yani Covid'le konuşurken konu geliyor, dine dayanıyor, konu geliyor, tarihe dayanıyor, her tarafa dayanıyor. Böyle birazcık gezinerek sohbetler ediyoruz. Ve de bana da hep hocam hangi kitabı okumayı önerirsiniz diye sorular geliyor. İşte böylece size önereceğim kitabı arkadaşlar yazarıyla beraber bak. Benim de kıymetimi bilin yani ha. Bak yazarıyla beraber geliyor kitaplar. Şey okuyayım mı? Atatürk'ün ölüm Ay sahnesini harika, evet. kitaptan. Şimdi kahramanımız Veli yazıhanesinde Eminönü tarafında bir yerde. Saatine baktı, az daha ajansı kaçırıyordu. Yerinden kalkıp ahşap masasının tam karşısındaki konsolun üzerinde duran Alman malı radyonun düğmesini çevirdi. Yayın hafif cızırtılıydı. Atatürk'ün adı geçiyordu haberde. Bölük pörçük bir şeyler duydu. Milli şef, Dolmabahçe, yaz diyordu spiker. Caddeden gelen korna sesleri kar pıtışlarının gürültüsüne karıştığında elleri titremeye başladı. İskemlesine yığılıp kalktı, kravatını gevşetti. Hayır, mümkün değildi. Mustafa Kemal ölemezdi. İnkarı öfkeseli izledi. Eli masaya dayalı duran bastonuna gitti. Gazi'nin kızınca Rumeli şivesiyle eşek oğlu eşek diye bağırdığını onun sofrasında bulunmak şerefine nail olan felsefeci Ziya'dan duymuştu. Ölüm haberini vermeye devam eden radyonun üzerine yürürken Veli de eşek oğlu eşek diye bağırıyordu. Bastonuyla vura vura radyoyu parçaladı. Şemsi içeri girdiğinde ağabeyi bastonunu radyoya fırlattı. Radyo tamamen sustuğunda meydanın köşesindeki banka binasında bayrağın yarıya inişini gördü. Bacaklarında derman kalmamış vaziyette iskemleye çöktü. Sonra hemen ayağa kalkıp balkona çıktı. O da bayrağı yarıya indirdi. Babasını kaybetmiş, ağladı ağlayacak bir çocuk gibiydi şimdi. Çocuk değil, çocuk derdi Atatürk. Tıpkı onlar gibi. Çocuk, beri bak. Şimdi nereye bakacaklardı? Böyle bir bölüm. Bunu ben okurken şey oluyorum. duygulanıyorum. Aynısını sen okurken bizi dinleyenler de yazdılar. Birkaç arkadaşımız yazdı duygulandıklarını. Bu kitap böyle. Arkasında tanıtım yazısından şey yapayım. Şöyle diyor, Zeynep Göçten dönüşen kimliklere, dönüşerek direnenlere dair bir ilk roman. Balkanlar, kurulmakta olan cumhuriyet, göçler, yolculuklar, büyük aile, ticaret, zeytin ve yeni Türkiye. Işık ülkesinden Cumhuriyet Türkiye'sinin savaş sonrası içinden geçtiği süreçleri, yeni rejimin inşasını, kat edilen dönem içleri, Bayraktar ailesinin yaşamındaki iz düşümler yoluyla anlatıyor. Evet. Özetle böyle. Ellerine sağlık. Sağ olun. Ve Zeytin kuşu şimdi tabii güme gitti ama ne yapalım? zeytin kuşu da bambaşka bir avenüde giden, bambaşka bir yolda, bambaşka Bambaşka. bir alanda giden bir roman. Azıcık da ondan bahset. Orada seni bu romanı yazmaya ilham veren veya oradaki saik, oradaki arkadaki güdü nedir? Şimdi Zeytin kuşu bir baş kaldırır romanı. Neye başkaldırı? Çevrede yapılan tahribata, zeytinliklerin yok edilmesine ama aynı zamanda da kentteki bu kentsel dönüşüm adı altında yapılan abuk subuk işlere, bir yerde tarihimizin de çünkü tarihi binalar da çok büyük zarara uğruyor, tarihimizin de yok edilmesine karşı bir tür isyan duygusu ve insanların bu tür olaylar karşısında sessiz kalmasını
benim kendime yediremememle de bir ilgisi olduğunu düşünüyorum. Gerçi roman çıktıktan sonra ya da çıkmak üzereyken bayağı bir hareketlenme oldu Ege'de vesaire köylerde bu ağaç katliamlarıyla ilgili ama yani ben yola çıktığımda esas meselem insanlar sesini duyurup seslerini duyurabilirler idi. Ve bir kahraman yarattım ve oğlu. Kahramanım başkaldırı ruhu olan, ben ona tırnak içinde anarşist diyorum ama bizim anladığımız, Türkçe'de kullandığımız anlamda değil, doğa ile barışık, öz yönetimsel bir sistem yaratmaya çalışan bir kadın. Ve oğlu da bir sanatçı, çöplerden sanat yapıyor. Ama anne oğul arasında böyle bir gerilim var sürekli. Anne köydeki ağaç katliamına karşı bir hareket başlatırken, oğlan da şehirde birden doğduğu evin yıkılma tehlikesi, yani yıkılacağını, yıkılabileceğini öğreniyor. Bu onu bir kendine getiriyor. Sonra bu şehirdeki çevreci hareketlerle buluşuyor ve bir yangın, Boğaz'da bir okulun yangını bir çevreci hareket başlatıyor sahil bandında İstanbul'un ve köyle şehirdeki isyan birbirlerinin içine geçiyor. Çünkü bunların bir araya gelmeden bir şey değişebileceğini düşünmüyorum. Böyle bir romanın bir katmanında bu mesele var. Bir katmanında anne-oğul ilişkisi var. İşte ve her ikisinin de duygusal hayatı var. Annenin hayatına giren bir adam, ölmüş olan eski kocası ve oğlunun da yaşadığı kadınlarla olan ilişkileri böyle. Harika. Sanat dünyasının içine orada biraz girip epey bir sanatçıların değişime nasıl katkısı olabilecekleri üzerinde düşünerek yazdığım bir roman aynı zamanda. Sanatçıları büyücü gibi görüyorum çünkü. Büyük rol oynayabilirler değişimde. Evet, bütün dünyada aslında değişimin temelinde önce sanat geliyor. Sanat fikri tetikliyor. Çünkü sanat ruhtan gelen bir şey, fikirler beyinden. Onun için daima önce duygu, ondan sonra fikir oluşuyor. Peki bu Evet. üçüncü kitap böyle orada bir ufacık bir çıtlatacak mısın? Yani nasıl bir şey bekliyoruz orada? Üçüncü kitabı bir nesneden yola çıkarak yazmaya başladım. Roman'ın hemen başında ortaya çıktığı için o nesne ne olduğunu söyleyebilirim. O nesne bir Brüksel bit pazarında kahramanım bir erkek gazeteci tarafından bulunan bir tıraş sehpası. Ama o tıraş sehpasının Abdülhamit tarafından yapıldığı ve Abdülhamit'in tıraş sehpası olduğu en başta ortaya çıkıyor. Of of Fakat of of. tabii nesne bir bahane aslında. O nesnenin üzerinden bir aile hayatı, aile öyküsü yazmaya başlıyor. Ona bir sipariş geliyor. Aile öyküsü yazması için gazeteciye ve işte yine bir aslında esas meselem nesne bahane dedim ya esas meselem bir resmi tarih var bir de yazılmayan tarih var. Aileler için de aynısı geçerli olabiliyor. Her ailenin de bir resmi tarihi var bir de sırları var. İşte o sırların deşilmesi, bu aile tarihi yazılırken ortaya çıkan bilinmeyen konular,
Bu da mekanlar olarak Brüksel, İstanbul, Antep üçlüsünde geçen bir roman oluyor. O harika. Ne zamana bekleyelim? Yılbaşı. Yılbaşı. Yani Heyecan. 2020 sonu diyelim. Heyecanla bekleyeceğiz. Peki sen neler okuyorsun? Ya ben çok çok abur cubur okuyorum. Abur cubur derken hocam siz Diyeti bozuyorsun değil sizin mi? öğütleriniz, siz birden abur cubur deyince siz de karşımda olunca sizin öğütleriniz geldi aklıma. Akşam atıştırması yapma mesela. Değil mi? Neyse, öğütlerinizi uygulamaya çalışıyorum büyük ölçüde. Zaten Ben yarısını şöyle, yapsam ben var ya kendim. bakar bakmaz anlarım, uyguladığını görüyorum. Teşekkürler. Evet, sigarayı bıraktım bir kere. Harika. Onda sizin de tabii rolünüz var ve sigaradan sonra işte herkes kilo almaktan korkar. Ben de aldım ama 3 kiloda durdum. Sayenizde, yani sizin Estağfurullah. önerdiğiniz vegan beslenme sistemine uymaya çalışıyorum. Ama her zaman değil, özellikle şimdi bu dönemde onu tam olarak uygulamıyorum. Ama hayatımda kendini en iyi, en zinde hissettiğin dönem hangisiydi derseniz, sizin önerinizle yaptığım vegan beslenmeyi harfi harfine Evet. uyguladığım dönemdir. O Evet. kesinlikle, yani herkesin yapabileceği bir şey değil, ona anlayabilirim ama bana Şimdi bu çok iyi geldi. COVID-19'un bize verdiği çok önemli mesajlardan bir tanesi. Özellikle artık büyük baş, küçük baş hayvan eti yememek, hani veganlık olmasa dahi vejeteryanlığa doğru bütün dünyanın gitmesi gerektiği konusunda çok güçlü bir mesaj verdi COVID. Gerçekten. Peki Ya tekrar okumaya gelecek olursak okumaya abur cubur okuyorum derken konu ya abur ben cubur şimdi yemeye geldi. şöyle eski okuduğum kitapların bazılarını tekrar okuyorum. Bunlardan biri Orhan Pamuk'un Kara Kitabı. 30 sene olmuş yayınlanalı. Ve ben de pek çokları gibi zor bir kitap olarak Ya görmüştüm onu bitirene kadar ben kendime işkence ettim Zeynep. onu. biraz öyle. Fakat bugünkü Zeynep olarak okuduğumda inanılmaz bir keyif aldığımı söylemem lazım. Dur Yani ben de bir daha okuyayım o zaman. bir başka bir gözlükle. Yani o Alaaddin'in dükkanının tasvirinden tutun da o mankenler meselesi vardır. Yerin altında girip eskiden o Türk mankenleri yapan bir adam var. Fakat işte değişimle birlikte artık Avrupalı manken istiyor herkes. Adam da o mankenleri yer altında bir yerde biriktiriyor. Bunun gibi hikayeler aslında Doğu Batı meselesi hep kafasında var. En son elimde o var. Onun dışında Evin Bilinç Dışı diye bir kitap okudum. Onu da tavsiye ederim. Adını doğru mu söyledim şimdi emin değilim. Çünkü çok evdeyiz ya şimdi. Evle olan ilişkimiz üzerine belki de düşünmenin evimizdeki eşyalarla zaten bunu yapıyoruz sürekli olarak. Evimizin içindeki eşyalarla derken onlarla baş başa kaldık yani. Şimdi mesela çok kişi eski fotoğraf kutularını çıkardı değil mi? Onları yerleştirmeye çalışıyor ve hafızamıza Ay ne yüklenmeye iyi bir başladık. fikir ya. Dur ben de yapayım. Bu işi Evet. hazır edeyim. Evet. Doğru. Şimdi bu Covid döneminde evimize kapandık ve bu yüzden yani o eşyalara bakıp düşünmeye daha çok vaktimiz var. İşte fotoğrafları çıkarıyoruz. Yeni hafızamız için yeni haritalar oluşturmaya başladık ve onları duvara, yani hafıza haritamızı çıkarıyoruz.
Duvarlara astık bunları. Madem ki edebiyat konuşuyoruz, Marcel Proust'u alarak eşyaların içinden hafıza geliştiriyoruz aslında. En azından ben bunu yapıyorum. Zaten bu yazdığım kitap nedeniyle nesnelerle meşgul olduğum için bu Covid dönemi herkese iyi gelmedi tabii ama yazan biri olarak mecburi kapanmadan çok da şikayetçi değilim. Ve fakat bu sürdürülebilir bir durum değil herhalde. Muhakkak buradan çıktığımız zaman farklı bir yere doğru gideceğiz. Murakami'nin bir sözünü aktarmak istiyorum. Fırtına geçtikten sonra nasıl atlattığınızı hatırlamayacaksınız. Nasıl hayatta kaldığınızı da. Hatta fırtınanın dinip dinmediğinden bile emin olamayacaksınız. Ancak bir şey kesindir. Fırtınadan çıktıktan sonra fırtınaya girenle aynı insan olmayacaksınız. Ne güzel uydu değil mi şimdi bu? Harika. Bunu kim bilir ne zaman söylediği bir laf. Ama bu şu bugünkü halimizi uydu. Evet, gerçekten buradan çıkınca aynı insan olmayacağız. Şimdi şeye bağlamak istiyorum. O işte yeme içme alışkanlıklarımız değişecek dedin ya. Evet, bir değişiklikler olacak. Yani çok büyük bir değişiklik olacak mı? İşte kapitalizmin sonu geldi falan onu bilmiyorum. Ondan o kadar emin değilim. Ama şimdi düşünsene, ozon deliği küçülmüş ya. Tabii. Yani biz insanlar eve tıkıldık. Doğanın hiç bize ihtiyacı yokmuş meğerse. Ve ozon deliği küçülmüş. Şimdi bundan sonraki dönemde daha insan odaklı bir dönem gelecek herhalde. Devletin rolü artacak diye düşünüyorum. Ekonomistler anlatıyorlar daha Keynezyen bir döneme gireceğiz diye haklı olabilirler. Şimdi önce bize ne deniyordu? Sen çok daha iyi. Önce insan sağlığı, değil mi? Ama önce insan sağlığından ne anlıyorlardı? Daha çok ilaç satmak mı anlıyorlardı? Ha, galiba öyle. Daha çok hastane, daha çok ilaç satmak değil önce insan sağlığı. İnsanın psikolojik ihtiyaçları da var, sosyal ihtiyaçları da var, geçim derdi var. Bunları da düşünmek gerekecek gibime geliyor. Ve bilim ve teknolojinin de öyle her şeyi çözmediğini de gördük. Evet, Değil mi? kesinlikle. Gördük. Yani hayvanlar şehirlere indi. Evet, Yani şeyler ne kadar enteresan geyikler, görüntüler. Ya işte İtalya'da yani biz burada şeyde internetten gönderilenleri görüyoruz. Orta köyde Yunusları biz gördük. evet, yani Yani. çevrenin ve gerçek anlamda insanın kıymeti anlaşılacak diye umuyorum. Ve bundan önceki ekonomik modeller nasıldı? Hep büyüme üzerine büyüyeceğiz. İşte bir dönem Türkiye çok büyüyordu, bütün Avrupa bize hayrandı, onlar krizdeyken hatırla. Vah, şahane büyüme. Ama büyüme üzerine kurulan ekonomik modelde ne var? Mesela daha çok otomobil satmak var, değil mi? Daha çok ilaç satmak var. Şimdi, bu ekonomik parametreler bu kriz sonrasında umarım ki değişecek ve belki de büyüme üzerine değil, küçülme üzerine tam tersi bir model kurulmaya çalışılacak. Bu arada bu Instagram yayınları tam bir saat olunca Bittik mi? otomatik olarak kesiliyor. Şu anda Tamam. son 50 saniyeyi Hocam girdik. hiç konuşmadın. Hep ben bu kadar hayatımda konuşmadım. Bak diyordun ki
beni konuşmanın bir bölümünü al, bir saat. Ben dedim ki akışına bırak. Gördüğün gibi hala konuşacak laf var. Bir Var. daha devam etmek istersen bir şey daha başlatayım mı? Yok yok. Teşekkürler. Artık yormayalım dinleyicilerimize. Çok teşekkürler izleyicilerimize. Canım benim, tekrar görüşmek üzere. Çok teşekkür ediyorum Zeynep'ciğim. Her İyi ki zamanki varsın gibi o Serdar. İyi sakin ki sakin arkadaşımsın. sesinle, o gayet her sözcüğün bir esasa dayandığı üslubunla çok seviyorum seni. Ben de öyle Görüşmek üzere canım benim. karşılıklı. Hoşça kal canım benim. Hoşça kal canım benim. Hoşça kal canım benim. Hoşça kal canım benim. Hoşça kal canım.